Amerika Birleşik Devletleri'ne döneceğiz. Şimdi bir bağlantımız var. Gündem de şu, borç limiti krizi yaşanıyor Amerika'da. Federal hükümette temelde yol açabilecek borç limitine ulaşmış durumda. Amerikan Başkanı Biden Kongre ile görüşmek için yurt dışı gezilerini iptal etti. Washington'da da Ciner Medya Grubu Amerika temsilcisi Ali Çınar var karşımızda. Ali Çınar, merhabalar, sesimi alabiliyor mu Ali? Ali, ses kapalı olabilir. Acaba mikrofon mu kapalı? Ben Abdullah, farkındayım, söyledim, tamam. Allah, kaybettik galiba bağlantıyı. Ali, sesimizi alabiliyor mu? Herhalde Ali sesi açalım. Tamam Abdullah, görüyorum. Evet, Ali sesi açayım derken herhalde bağlantıyı kaybettik. Tekrar mı duydum sesini? Ali Çınar. Tabii biz Arşin Beyaz Saray'dan yayınlar. Ya biz ilk seçim gündemine dönünce tabii Amerika ile yayın yapmayı bile unuttuk gibi oldu şimdi böyle. Bağlantı gitti, ses gitti, bir şeyler oldu Ali. Merhabalar, günaydın Washington'a. Şimdi bu borç krizini konuşacağız da Ali. Önce biz sabah akşam seçim konuşuyoruz, ikinci tur konuşuyoruz. Bu da hiç sevmediğim bir eski dünya sorusudur ama Washington'dan nasıl görünüyor Türkiye? Yani çok da umurumuzda değil nasıl görünüyorsak, ona biz karar vereceğiz Türkiye Cumhuriyeti olarak da. Ne konuşuluyor? Manşetlerde ne var? Amerika'da merak ettim. Ondan sonra şu borç limitini sorayım. Şimdi Amerikan medyasında yoğun olarak Türkiye'nin Cumhurbaşkanlığı ikinci tura gitmesi haber ve makale olarak çıkmaya devam ettiğini belirtebiliriz. Hatta Washington'da geçen haftadan beri de düşünce kuruluşlarının Türk-Amerikan ilişkileri ne olacak seçimden sonra da birçok panelini görüyoruz. Ama Biden yönetiminden hem Beyaz Saray'dan Avşin hem de Dışişleri Bakanlığı'ndan ardı ardına açıklamalar geldi pazar günkü seçimden sonra. Ve net olarak Beyaz Saray, Başkan Biden hangi aday kazanırsa kazansın biz onunla çalışacağız açıklamında bulundu. Ve Türk halkının yüksek bir katılımla demokrasi kurumlarına sahip çıkarak oy kullanmasında memnuniyetle karşılıklarını söyledi. Yani objektif şekilde ABD ben yorum yapamam ama kazanana saygı duyarak biz çalışacağız açıklamasında bulunuyor. Tabii ikinci tur içinde şu anda bazı düşünce kuruluşlarında programları var. Bugün de bir tanesi Atlantik Konseyi'nde. Yani gözler Türkiye'de ve ileriki dönemde Türk-Amerikan ilişkinin ne olacağına çevrilmiş durumda. Evet, düşünce kuruluşları haliyle kendi aralarında konuşabilirler, fikir teatisi yapabilirler ama önemli olan ki doğrusu da odur zaten, yetkili ağızların görüş belirtme işidir. Çünkü Türkiye kendi sürecini yaşıyor şu anda. Ali Çınar, gelelim şu borç limiti meselesine. Ne demek borç limitine ulaşmak? Bir kriz midir? Nedir boyutu? Şimdi tabii Türkiye'de biraz kafa karışıklığına yol açabiliyor. Yani ABD'nin acaba parası mı yok? Yani bu kadar borç mu var? Soru gelebilir ama ABD'nin parası var. En güçlü kura sahip, yani para birimine. Borç limiti dediğimizde hükümet borçlarını ödemek için ödünç alabileceği para miktarının üst sınırına borç limiti diyoruz. Ve şu anda Kongre'nin de onaylaması gereken bir borç limiti var. 31.4 trilyon dolarlık Kongre daha önceden onay vermiş. Yani federal hükümete 31.4 trilyona kadar faturalarını ödeyebilirsin. Hem içte hem dışta. Tabii bu limiti aşmak üzere Haziran itibariyle Hazine Bakanı Yellen ivedilikle Kongre'nin bu borç limitini arttırmasını istediğini belirtti. O nedenle bir panik havası var. Yani 10 gün içinde eğer Beyaz Sarayı ile Kongre liderliği, bilhassa Cumhuriyetçi kanat anlaşamazsa Amerika Birleşik Devletleri Haziran'ın ilk haftasından itibaren borçlarını ödeyemeyecek. Yani ne anlama geliyor? Sosyal güvenlik ödemeleri olmak üzere kurumları olan borçlarını, hatta dış ülkeleri olan bazı borçlarını ödeyemez hale gelecek. Bunun ulusal güvenlik konusunda da sıkıntı yaratabileceğini dün açıklamıştı Savunma Bakanı Austin. Dün Başkan Biden Kongre liderleriyle bir toplantı yaptı. İyimserim dedi. Aynı şekilde Temsilciler Meclisi Başkanı Kevin McCarthy Cumhuriyetçi 2-3 gün içinde hafta sonuna kadar bir anlaşmaya varabiliriz açıklamasında bulundu. O nedenle sanırım bir anlaşma olacak. Yani Haziran'a kadar bu kriz çözülecek gibi görünüyor. Peki. Biraz önce senin bahsettiğin Avşin, son olarak Başkan Biden aslında yurt dışına gidiyor. Hatta bu akşam Alaska üzerinden Japonya'ya gidecek. G7 zirvesine katılacak. Sadece Avustralya ve Papua Yeni Gine
ziyaretlerini iptal etti. Bu borç limiti krizinden dolayı 18 ile 21 Mayıs arasında Japonya'da görüşmelerini yaparak Beyaz Saray'a dönecek, Washington DC'ye. Ve gelecek haftada bu sorunun çözülmesi bekleniyor Avşin. Bu toplantıda çok önemli. Amerika'nın uzun süredir dış politika hassasiyetleri, güvenlik hassasiyetleri Asya Pasifik bölgesinde zaten Japonya önemli, G7 önemli. Biz şimdi seçimi çok konuşacağız. Bunlara bakamayacağız belki. Yani içimizde yine bazı dünyada önemli bir yer. Öyle ihmal etmemek lazım diyenlerimiz evet. Bakacak da. Yine de söyleyelim. Yani böyle bir toplantı var. Bunun da önemi büyük dünyadaki bir başka önemli gelişme. Ali Çınar, çok teşekkürler. Kesinlikle.